haber var. Yemen'e giden Türk gemisine roketli saldırı gerçekleşti diye. Fakat habere baktığımız zaman bu saldırının gerçekleşmesinin üzerinden bir haftanın üzerinde zaman geçtiğini ve fakat bizim ancak haberimiz olduğunu öğreniyoruz. Yani sendeki bilgiler de bunu doğruluyor mu? Yani böyle bir saldırı olmuş ve fakat bunun açıklanması için neredeyse bir hafta falan bir zaman geçmesi gerekmiş. Doğru mu anlıyorum ben? Evet, Beyaz Saray bu haberi niye Amerika'dan aktardığımızı da söyleyelim. Yani Evet, o da önemli. Yemen'e giden Türk gemisine saldırı yapılmasını niçin Amerika'dan aktarıyoruz? Çünkü Beyaz Saray konuyla ilgili çok ciddi bir açıklama yaptı. O açıklamaya gelmeden kısaca haberin detaylarını verelim. Ersoy'da Yemen'e buğday taşıyan bir yük gemisine Husi milislerin roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu. Kaptanın çağrısı üzerine Suudi Arabistanlı koalisyon güçleri olaya müdahale etti ve Türk gemisini hangi limana çekti? Jizar limanına çekti ve gemideki yapılan incelemede Suudi yetkili patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemide gelen ilk görüntüler geminin gövdesinin sol tarafından büyük bir delik olduğu görüldü. Gemide 50 bin ton Rus buğdayı vardı. Bu da tabii yapılan füze saldırısının neden olduğu yönünde yorumlara neden oldu. Evet, şimdi asıl Amerika kısmına gelelim. Beyaz Saray konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Diyor ki Beyaz Saray, Yemen'e buğday taşıyan bir Türk yük gemisine Husi milisler roketli saldırı düzenledi. Durumun alarm verici olduğu belirtildi Beyaz Saray tarafından. Ve ayrıca Beyaz Saray bir not daha düştü. Husi milislerini BM özel temsilcisiyle anlamlı bir diyalog sürecine davet etti. Yani bu saldırıları yapmaktan ziyade BM temsilcisiyle görüşüp daha mantıklı adımlar atılabilir şeklinde. Beyaz Saray'dan açıklama yapıldığı için bunu söyledik. Beyaz Saray'dan açıklama yapılması niçin bir süre aldı diyelim Ersoy dedi. Çünkü bu hem Pentagon tarafından hem de birkaç kaynaktan doğrulanması ve detayları alınması gerekiyordu ve Beyaz Saray'ın da bu saldırıyı değerlendirmesi gerekiyordu, açıklama yapılsın mı yapılmasın mı noktasında. Ve konuya ilişkinde Beyaz Saray'ın perspektifinden aktaracaklarımız bu kadar Ersoy'da. Peki, o zaman gelelim yılan hikayesine dönen Kim Trump buluşmasına.